Kırıntının başları aziz, civciv öter kuşları. Kırıntının başları aziz, kan alıyor taşları. İsmail'i vurdular lan, küskün olmuş kuşları. İsmail'i vurdular aziz, niçin ötmez kuşları? Aptallıdan aşalım aziz, aşıp da savuşalım. Aptallıdan aşalım aziz, aşıp da savuşalım. Babam Kemal'a gitti aziz, gelsin de kavuşalım. Karaca'ya meclis kuruldu aziz, akan sular duruldu. Karaca'ya meclis kuruldu aziz, akan sular duruldu. İsmail'i sorarsan aziz, saat onda vuruldu. Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden bugüne büyük etkiler içerisinde zorlukları, sıkıntıları, darlıkları yenerek yaşamın güzelliklerini bulmuşlar. Ve kainatın sırlarına ermişler. Ve dolayısıyla da bu dünyanın kahrını, çilesini, sıkıntısını, tasasını, bin bir türlü zorluklarını yenecek destekler aramışlar. İşte insanoğlunun ortak aklının bir ürünü olarak geçmişten bugüne bütün tecrübeleri ve dünyaya ilişkin bilgileri derleyen bir mekanizma kurmuşlar. Ve bu büyük bilgi deryasında, büyük bilgi bankasında birikenleri de İnsanoğlunun hizmetine sunmuşlar. Yüzyıllardır öğretmenler var. Yüzyıllardır bize eğitenler var. Doğruları gösterenler var. Bize gerçeği, dünyanın yaratılışındaki gerçeği, hayatın sırlarını öğretenler var. Evet, öğretmenler, bizim olmazsa olmazlarımız, bizi biz yapan, bize insan olmamızın değerini veren, anamızdan, babamızdan sonra en çok sevdiğimiz öğretmenlerimiz. Bizler öğretmenler sayesinde zorlukları aştık, bugünlere geldik. Onlara sonsuz şükranlarımızı sunarken, her birinin paha biçilmez hazineler olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor. Öğretmensiz dünya boş bir dünyadır. Öğretmensiz bir dünya, kanatları olmayan bir kuşun çırpınışı gibidir. Öğretmenler bizim anamız, babamız, yarimiz gibidir. Evet sevgili dostlar, işte bu büyük mesleğin, önemli mesleğin içerisinden sıyrılıp gelmiş, 90 yaşına yaklaşan yaşıyla ve delikanlı duruşuyla, her yönüyle, her gün okuduğu Cumhuriyet gazetesiyle, okuduğu kitaplarla, herkese günaydın diyen gülüşüyle ve arkasında yetiştirmiş olduğu binlerce öğrenciyle Şiran'ın, Gümüşhane'nin medarı iftarı olan çok sevgili bir öğretmenimizle birlikteyiz. Bu bir saatlik çekimimizde Niyazi Bal hocamız yaşamını, çalışmalarını, öğrencilerini ve Şiran'la ilgili anılarını bizimle paylaşacak. Evet, Şiran dedelerinin dediği gibi Şiran ülkesinde böyle bir değerin hala bizlerle birlikte olması bütün Şiranlılar için, bütün Rumeli Hisar üstünde yaşayanlar için gerçek bir şanstır. Bunun önünde saygıyla eğiliyoruz ve sözü bu değerli öğretmenimize bırakıyoruz. Önünde saygıyla eğilerek.
Evet, sevgili hocam, bizi kabul buyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Böyle sağlıklı günlerde daha nice güzel söyleşiler yapalım. Bizi izleyecek değerli dostlar için Niyazi Bal'ı kendi ağzından tanıyalım. Ben anlatsam, başkaları anlatsa biraz teferruat olur. Ama siz anlatırsanız gerçeği yakalamış oluruz. Kimdir Niyazi Bal? Nerede, ne zaman doğmuştur? Hangi okulda okumuştur? Böyle bir yolculuk yapalım geçmişe doğru. Buyurun hocam. Evet, ben öğretmen Niyazi Bal. Önce Ayhan Aydın'a, Hidayet Öztürk'e, öğrencim Rıza'ya, Bayram Altıner'e, Mustafa Karaçiftçi, Kameran Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Burada ismini yapacağım kişilerden birisi de Almanya'da bulunan öğrencim Kemal Gündoğan. Bu anıların meydana çıkması için, çekiminin yapılması için Kemal Gündoğan arzusunu iletmiştir. Ayhan Aydın da araya girdiğinden ötürü ben de bu anıları anlatmaya çalışacağım. Kemal Gündoğan'a sesleniyorum. Mutluluk diliyorum. Çalışkan öğrencimdi. Yoksullukla büyümüştü ama azmi vardı. Orta tahsilini Türkiye'de yaptı. Almanya'da yüksek tahsil yaptı. Mühendis olarak orada kalmakta ve işlerini başarıyla yürütmektedir. Kulakları çınlasın. Buradan selamlar ederek yanaklarından öpüyorum. Şimdi gelelim benim hayatıma. Kısaca hayatımı dile getirmek istiyorum. Ben Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinin Kırıntı köyündenim. Kırıntı köyü Kızlar Kalesi denilen dağın eteğinde kurulmuş olan bir köydür. Doğası güzel, havası güzel, insanları cana yakın, böyle bir toplumu var. Kırıntı bin haneye yakındır. 3000 nüfusu aşkın nüfusu vardır. Halkı okumaya da meraklıdır. Çalışkandır. Bir kısmı tahsil yapmıştır. Hayatını bu yönde kazanmıştır. Bir kısmı da Avrupa'da, en çok Almanya'da 350 aile bulunmakta. Geriye kalan Kırıntılılar ekseriyetle İstanbul'da, Ankara'da yaşamaktalar ve günlerini değerlendirmekteler. Kırıntı'nın toprağı nüfusuna göre dar. 50 haneye ancak yeter, halbuki 1000 hane. İşte Kırıntılılar çalışmakla, çaba göstermekle hayatlarını devam ettiriyorlar ve hem de hayatlarında başarı sağlıyorlar. Kırıntı'yı özlüyorum, seviyorum. Evet, Kırıntı güzel bir köy. Bilhassa yazın yaylası, doğası insanları mest eden bir köy. Sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü zaman kısa.
Şimdi kırıntının dilinden düşmeyen ve kırıntının ismini yapan bir türkü var kırıntıya ait. Onun iki veya üç kıtasını dile getireceğim. Bu türkü kırıntının ismini devam ettiriyor çünkü. İsmail isminde bir vatandaş 1913'te vuruluyor. Ölülerin peşinden malum ya, ağıt yakma geleneği vardır köylerde. Gagak İbrahim isminde birisi de köyümüzde bir ağıt düzenliyor İsmail için. Diyor ki, kırıntının başları aziz, civciv öter kuşları. Kırıntının başları aziz, kanalıyor taşları. İsmail'i vurdular lan, küskün olmuş kuşları. İsmail'i vurdular aziz, niçin ötmez kuşları. Aptallıdan aşalım aziz, aşıp da savuşalım. Aptallıdan aşalım aziz, aşıp da savuşalım. Babam Kemal'a gitti aziz, gelsin de kavuşalım. Karaca'ya meclis kuruldu aziz, akan sular duruldu. Karaca'ya meclis kuruldu aziz, akan sular duruldu. İsmail'i sorarsan aziz, saat onda vuruldu. Bu ağıt 10-15 kıta, ben burada bitiriyorum çünkü zamanı alır. Evet, Kırıntı köyüne yine dönelim. Kırıntı köyüne okul 1932'de yapıldı. Köyün vatandaşları taşını getirdi, parasını da ödedi. Ustalar da kendi köyümüzden bina yapıldı. Fakat 1932-33 ders yılında öğrenime başlayamadık. Bazı noksanlar vardı. 1933-34 ders yılında öğretim başladı. Ben birinci sınıfa girenlerdenim. İlk öğrencilerimden. Öğretmenimiz Ali Rıza Kutlu, Gümüşhane'nin bağlar başında. 45 yaşlarında vardı geldiği zaman. Tecrübeli bir öğretmen. Köylüye önderlik yapıyor, öğretmenlik yapıyor. Hasta olursa yanına koşuyor, doktor görevi de yapıyor. Böyle bir öğretmen. Öğrencilerini yetiştirmek için de çok çaba gösteren, muhterem bir öğretmen. Seviyorum, unutamıyorum. Ali Rıza Kutlu. Ona ait de küçük bir şiir var. Oğlu avukat Şahin Kutlu var öğretmenimizin. Ali Rıza Kutlu'nun oğlu Şahin. Babasının zahmetlerini dile getiriyor bu şiirde. Diyor ki, resminin önünde Muallim Rıza Bey, okullar açıldı, koşsana
Hey gidi günler hey. Öksüz Selimen mi vardı? Benzi sarı Ayşen mi? Verirdin kendini onlara birey birey. Müfettiş Rıza Bey. Atlayınca kır atına. Taşırdın modern eğitimi. Anca bucak bucak köy köy. Alkış için çalışmadın. Ansiklopedilere girmedin. İsmin sadece gönüllerde yazılı kaldı. Kuşak kuşak soy soy. Oğlun Şahin Kutlu. 14 Haziran 1973. Ali Rıza Kutlu'nun oğlunun dile getirdiği şiir. 1925 doğumluyum. Tabii Kırıntı'da doğdum. Babam Yusuf Bal. İlkokula 1933-34 ders yılında başladım. Demir'i anlattım işte. Öğretmenimiz Ali Rıza Kutlu. Peşinden Hasan Ünbay. Peşinden Kemal Sungur. Peşinden Emin Taylan isimli öğretmenler de okudum. Yani ilkokulu bu dört öğretmende bitirdim. Kırıntı'nın şansıydı. O öğretmenlerimizin dördü de değerli öğretmenlerdi. Evet. O zaman köy okulları üç sınıflıydı. 1933'ten 36'nın sonuna kadar. Üç sınıflı ilkokuldan diploma aldım. İki yıl ara verildi. 1939-40 ders yılında yeniden okul beş sınıflı oldu. Dördüncü, beşinci sınıfı okumak üzere 1939-40 ders yılında yeniden okula başladım. 1939-40 ders yılında Kemal Sungur'da, 1940-41 ders yılında da Emin Taylan'da okudum. Ve 1940-41 ders yılında ilkokulu bitirmiş oldum. Kemal Sungur değil de Emin Taylan çok başarılı, becerikli bir öğretmenimizdi. Onun zamanında Kırıntı köyünde 3 tane müsamere yaptık bir ders yılı içerisinde. Ona ait fotoğraf da var. 1940-41 ders yılında müsamere yapıyoruz. Bir ders yılı içerisinde 3 tane müsamere. Böyle başarılı bir öğretmen. Köy enstitüleri de biliyorsunuz 1940'ın 17 Nisan'ında açıldı. Bu öğretmenimiz Emin Taylan beni yönlendirdi. Oğlum dedi, köy çocuklarının okuma olanağı yok. Siz ilkokuldan sonra bir yere gidemezsiniz. Ama köy enstitüleri açıldı. Bunu kulağından çıkarma, kulağına küp olsun. Mutlaka dedi köy enstitüsüne gideceksin. Kendisi 1941'in baharında 2. Dünya Savaşı devam ettiği için ikinci defa askere alındı. Öğretmenimiz Emin Taylan. O askere gitti, giderken bana yine tembihini yaptı. Dedi ki köy enstitüsüne gideceksin. Geldiğim zaman seni okulda olduğunu görürsem mutlu olacağım. Ben de zaten okumak için merakım vardı. O Ali Rıza Kutlu öğretmenimiz dershanede
molta atarken hep kendi kendime diyordum ki 7 yaşındayken ben de öğretmen olsam. İçimde öyle bir coşku vardı. Köy enstitüsüne girebilmek için amcam İsmail Bal 1941'in Ağustos ayında akrabalarımızdan Arif Bal ile beni aldı. Bugünkü gibi araç yok, otobüs yok. Dağ yoluyla, keçi yoluyla 2 günde Şiran'dan Gümüşhane'ye gittik. 100 kilometre Şiran'la Gümüşhane arası. Orada hiç unutmuyorum, bir handa yattık, para yok. Ancak öyle yapabiliyoruz. Gittik, okulu öğrendik, Gazi Paşa İlkokulu. Sabahleyin dediler, saat 9'da burada bulunacaksınız. Ertesi günü saat 9'da okula gittik. Sorulu, sözlü sınav yaptılar. Yazılı değil. Sınav bittikten sonra biz tabii sonucu bilemiyoruz. Öğretmenlerimize dediler ki siz gideceksiniz, sonucu biz bildireceğiz. Eylül ayının sonunda yazı geldi. Ne yazık ki arkadaşımız bir yanlışlık yaptı. Yazı gelmeden bir hafta önce 15 yaşındaki çocuğunu nişanladılar arkadaşımızı. O gidemedi okula. Benim babam da yine bir yanlışlık yaptı. Siz tek başına gidip oralarda ne yaparsınız? Okuyamazsınız. İşte oralarda zahmet çekersiniz diye babam da bir yanlışlık yaptı. Ben de okuldan kaldım. Gidemedim. Ama 1941-42 kışını ağlamakla geçirdim. Neden gidemedim diye. 1942'nin Cumhuriyet Bayramı geldi. İçimde okuma arzusu var ya. O gün de Perşembe. Şiran'ın 80 köyü var. Perşembe günü Şiran'ın pazarı. Hem Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi, hem de Şiran'ın pazarı olduğu için kalabalık. Saat 6'da köyden çıktım. Köyün kenarında bizim köylülerde Şiran'a, pazara gidiyorlar. Birkaç kişiye rast geldim. Bana sordular. Nereye? Dedim Şiran'a. Niye? Çocuğum ya, merak ediyorlar. Niye gidiyorsunuz diye. Dedim ki şiir okuyacağım dedim. Kim dedi seni tanır? Kim sana şiir okudu? Onlar ne derse desin, ben onlardan ayrıldım. Hızla gidiyorum. Daha önce Erzincan'a bir defa dayımla gitmiştim. Yani Şiran yolunu biliyorum. Şiran'a indim. Saat 9'da Milli Eğitim Müdürü Zihni Karsa'nın karşısına dikildi. Eğilmiş bir yazı yazdı. Başını kaldırdı. Ne oğlum dedi. Neresi dedi. Dedim Kırıntı köy dedim. Nedir? Niçin geldin? Dedim efendim bugün bayram. Şiir okumaya geldim dedim. Bayramda şiir okuyorum. Allah Allah dedi. Kırıntı buraya dedi 30 kilometre. Sen nasıl geldin saat 9'da buraya kavuştun? Geldim öğretmenim dedim. 2 tane öğretmen çağırdı. O zamana kadar bayan öğretmen görmemiştim. Köydeyiz. Bir bayan öğretmen geldi de erkek öğretmen. Milli Eğitim Müdürü onlara dedi ki bu çocuğu götürün içeride deneme yap. Öğretmen odasına götürdüler. Ben çok heyecanlı şekilde o şiir hem Atatürk'ü anlatıyordu hem de Cumhuriyet Bayramı'nı. Öyle okumuşum ki.
o heyecanla artık demek ki çok coşkulu okumuşum. Beni getirdiler müdürün yanına, dediler ki müdür bey, bu çocukta coşku var. Biz duygulandık. Okulun öğrencilerini okulun önünde dizdiler. Beni öne geçirdiler, bayrağı elime verdiler. Ayağımızda çarık. O zamana göre işte bir elbise, adı elbise. Bugünkü belediye binasının olduğu yer de boş, Şiran'da. Belediye binasının olduğu yerdeki meydana geldik. Dedim ya, pazar günü olduğu için bütün köylüler de orada. Bir erkek öğretmen çıktı, günün anlamını konuştu. Kaşında peşinden bir kız çocuğu çıktı. O da bir şiir okudu. Peşinden beni çağırdılar. Ben şiir okurken sanırsın ki Şiran'ın üzerine ölü toprağı serpildi. Çıt yok. Öyle heyecanlı okumuşum. Şiirim bittikten sonra bir tanesi bana el etti. Gittim yanına. Hazır ol vaziyetine geçtim. Öğretmenim buyurun dedim. Ben Şiran'ın kaymakamı Şevket Esen'im dedi. Hiç unutmuyorum. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu bir zat. Sen de okumak istiyor musun? Ben de gözlerim yaşını damlatarak bu sınava girmemi, gidemediğimi, geçmiş hikayeyi kısaca anlattım. Senin kaydın kuydun var mı dedi. Dedim Gümüşhane'de, Şiran'da, Trabzon, Beşikdüzü'nde kayıtlarım var. Sınavı kazandım çünkü. Dedi ki Erzurum'a Pulurköy Enstitüsü açıldı. 1942'nin Haziran'ında. Sizi oraya göndereceğim dedi. Yanına dedi bir arkadaş alabilir misin? O da dedi okumuş olur. Köye geldim, bizim akrabalardan İbrahim Bal diye bir arkadaşımızı anlattım. Babası da meraklıydı. Okumasını istiyordu. Kasım sonlarında, yani 1943'ün Kasım sonlarında Pulur'a gittik, Erzurum'a. Bu Milliyet'te Hasan Pulur var ya, onların köyünün toprağına kuruldu bizim köy enstitüsü. Geniş toprağı var onların. Adı onun için Pulur köy enstitüsünün. Ama bina yok, barınacak yer yok. Erzurum'un Ilıca ilçesi. Burası. Bu Acun Ilıcalı var ya, onun doğduğu yer. 3-4 katlı bir ilkokul binası var. O 4 katlı ilkokul binasında 1942-43 kışını geçirdik. O öğretim yılını o 4 katlı binada geçirdik. 1943'ün Haziran ayında, biliyorsunuz köy enstitüleri Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumdaydı. 21 tane köy enstitüsü vardı. Bizden sonra yalnız Erciş köy enstitüsü kuruldu. O yoktu. Diğerleri hep vardı. O köy enstitülerinden ekip geldi. 50'şer kişilik ekip. Bizim okula. Köy enstitülerinde böyle İmece usulüyle birbirlerine yardım geleneğe vardı. 12 tane binayı 2 ayın içerisinde her ekip binasını yaptı, yazısını kapının üzerine astı, gitti. Biz Eylül ayı sonuna kadar binaların da sıvası falan tamamlandı.
bu kendi yaptığımız binalarda artık barınmaya başladık. Çünkü köy enstitülerinde böyle bir durum vardı. Devlete yük olmadık. Kendi binamızı kendimiz yapıyorduk. Toprağımızda üretimi kendimiz yapıp o üretimden yararlanıyorduk. Şöyle bir marş da vardı. Okulun sırasını biz yapar, biz okuruz. Sıra sıra tezgahlar, kumaşları dokuruz. Yani köy enstitüsünde okuyan öğrenciler devlete yük olmadı. Kendisi yaptı, kendisi başardı ve böylece hayatını kazanmış oldu. Köy enstitüleri köylünün ve köy çocuklarının başına konan bir tarih kuşu. Niçin? 1940 yılında Atatürk daha önce eğitmen kurslarını kurdurmuştu. 4 tane öğretmen okulu kurdurmuştu. Fakat bu köy öğretmen okulu ismiyle bu okullarla Türkiye'deki eğitimin, öğretimin yürümeyeceğini Atatürk anlıyor. Diyor ki Mustafa Necati ismindeki Milli Eğitim Bakanlığı. O Milli Eğitim Bakanı 34 yaşında öldü. Çok çalışkan, muhterem birisi. Genç yaşta öldüğü için Atatürk ona çok gözyaşı dökmüş. Diyor ki alfabe kabul edildiği zaman, Mustafa, alfabeyi kabul ettik. Ama bu halkımız alfabeyi öğrenecek. Nasıl yaygınlaştıracağız? Halka nasıl vereceğiz okumayı? Diyor ki, paşam benim bir düşüncem var, müsaade eder misiniz? Anlatayım. Nedir diyor? Diyor ki, askerde onbaşı olanlar, çavuş olanlar, okur yazar olanları eğitmen kurslarında toplayalım. 6 ay bunlar kurs görsün. Bunları Türkiye'nin küçük köylerine ulaştıralım. Ve böylece alfabeyi Türk köylüsü kavramış olsun. Atatürk diyor ki evet, Mustafa diyor, benim de diyor planım, programım buydu. Biz diyor beraber düşünüyoruz. Teşekkür ediyor. Ve öldüğü zaman da çok gözyaşı döküyor. Genç yaşta ölmüş, 34 yaşında. Peşinden Saffet Arıkan Milli Eğitim Bakanı oluyor. O da çalışkan bir Milli Eğitim Bakanı. Onun peşinden Hasan Ali Yücel, o 10 yıl Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İsmail Hakkı Tonguç da Türkiye'de İlköğretim Genel Müdürü. Daha önce öğretmenlik yapıyor. Eskişehir'de, hatta köylerde, Bulgaristan göçmeni, Bulgaristan'dan gelme İsmail Hakkı Tonguç. Kastamonu Öğretmen Okulu'nu bitiriyor. Ondan sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra bundaki yeteneği görüyor o zamanki Milli Eğitim Bakanı Atatürk İnönü. Avrupa'ya gönderiyorlar İsmail Hakkı Tonguç'u. Orada görgüsünü, yeteneğini, bilgisini artırıyor. Ve köy enstitülerini kafasında canlandırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde köy enstitüsüne benzeyen öğretim kurumları yoktur. İşte 17 Nisan 1940'ta köy enstitüsü kanunu kuruluyor. Ondan sonra köy enstitüleri açılıyor. Biz de bu köy enstitülerinde okuduk ve 1947 yılında mezun oldum. Kendi köyümde 10 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra Şirin'in Yeşilbük köyünde, Yedibülük köyünde,
Akpulak köyünde, Bayburt'un Tavufan köyünde 16 yıl çalıştıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da Kavacık'ta, Paşabahçe'de, Rumelisar'da 15 seneyi tamamladım. 31 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Evet, Aşık Veysel'i hepiniz tanıyorsunuz. Veysel, köy enstitülerinde öğretmenlik yaptı, halk müziği öğretmenliği. Bizim okulumuzda da 3 ay kaldı. 1945'te. Enstitülere ait, bakın ne güzel bir şiiri var. O güzel gönlünden neler dökülüyor. Enstitü bir kovana misaldir. Her türlü çiçekten alır, bal yapar. Yurdumuz içinde doğru bir yoldur. Memlekete kanat takar, kol yapar. Mahmudiye, Hamidiye çiftele. Enstitü köylere yapacak neler? Bu toplu fikirle dağları deler. Kimisi makine, kimisi bel yapar. Resim yaparlar, plan çizerler, çözülmedik düğümleri çözerler. Bir kısmı şairdir, şiir yazarlar, kimi saz düzenler, kimi tel yapar. Hocaları dersin vermiş, okutmuş, var olsun bu gençler duyduğun tutmuş. Kimi deniz gibi ırmaklar yutmuş, kimi yağmur olur, coşar, sel yapar. İnan ki her işi başarır, inan. İnan, inana yoldaştır, gayretle iman. Vatan sizden gayret isterler. Tamam, marif sizi memlekete el yapar. Bu yarın köylüsü varsın, ayılsın. Enstitü kuvveti yurda yayılsın. Herkes kazancının yolunu bilsin, öğretmenler iz gösterir, yol yapar. Yiğitlik, cesurluk yılmaz, yorulmaz, tembellere hazır sofra kurulmaz. Veysel'in elinden hiçbir iş gelmez, çalı gibi yaprak açar, gül yapar. Köy enstitülerinde müzik de başta geliyordu. Halk müziği en çok. Burada marşlar, türküler öğreniyorduk. Çok coşkulu günler yaşıyorduk. Mandolin, saz, akordeon arkadaşlarımızın elinden düşmüyordu. Spor sahasında mandolin, saz ve akordeon sesleri her tarafı çınlatıyordu. Ve Ilıca ilçesine gidip gelirken yol boyunca Ziraat Marşı'nı söylerdik. Ziraat Marşı da meşhur marş köy enstitülerinde. Sürer eker biçeriz güvenip ötesine, milletin her kazancı milletin kesesine, toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine, toprakla savaş için ziraat cephesine, toprakla savaş için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun sahibi, efendisi köylüyüz. Atatürk demişti ya, memleketin efendisi köylü diye. İnsanı insan eden ilkim bu soy, bu toprak. En yeni aletlerle, en içten çalışarak,
Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak. Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Kuracağız öz yurtta dirliği, düzenliği. Yıkıyor engelleri ulus egemenliği. Görsün köyler bolluğu, rahatlığı, şenliği. Bizimdir o yenilmek, bilmeyen Türk benliği. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Behzet Kemal Çağlar'ın yazısı, Beste Adnan Saygun. İsmim Hidayet Öztürk. Ben de öğretmenim, emekli öğretmenim. Uzun uzayıp diye hayatımı anlatacak değilim. Yıllarca çalıştık. Biz de hocam gibi emekli olduk. Şimdi esas nokta hocamı tanıtmak. Dolayısıyla da ben de hocamın bir zerresi olduğumu kabul ederek ben de kendimi tanıtmış olmaya çalışacağım. Kısaca şiir şeklinde ancak anlatabilirim. Bir hayat bir saate, beş dakikaya sığmaz. Onun için hocamı anlatırken ben de kendimi de anlatmış oluyorum. Hocam bize, bizden başlıyorum, biz kelimesinden. Biz, belki bilirsiniz, bilmeyenler vardır. Ayakkabı yapılırken ucu sivri bir demir parçası, arkasında bir ağaç parçası, o ayakkabıyı işleyen bir alettir. Biz de hocamla birlikte insanlara ne kadar kültür verebildiysek, önce şunu da söylemek isterdim, buradaki topluma teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için, onu söylemedim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenlerimiz, biz kelimesinden başlayarak. Hocam bize rehberlik etti, iki öğretmen, Niyazi Bal, İbrahim Bal, Yeniköy'den Hüseyin Aydın avukat, Yeniköy'den ne dedi şey, onu hatırlayayım şimdi. Yok, Kazım Aydın. Bunlar bizim rehberlerimizdir. Rehbersiz insan hiçbir zaman bir yere varamaz. Bizim rehberliğini, şimdi hocamın rehberliğini anlatmaya çalışacağım. Bize iyi bir insan olmak için, iyi bir insan olmak için ne gerekiyorsa kültüründe, bilgisinde, becerisinde ne varsa bize aktarmaya çalıştı. Öğretmen demek bir satıcıdır ama önce almıştır. Aldığını satar. Aldığını sattı bize, biz de onların, hocamın sayesinde bir şeylere kavuşabildik. Köyümüz uzun boylu okulunu vesairesini anlatmamıza gerek yok. Hocam bunları tekrar etti. Ben hocamı işlerken ben de kendimize işlemiş oluyorum. Bize A'dan Z'ye öğretti. Geçiyorum. Okumayı, yazmayı öğretti. Bize hesap, hendeseyi öğretti. Bize nasıl bir insan olmayı, gericilikten uzaklaşıp
ileriye doğru yürümeyi öğretti hocamız. Hocamı ben nasıl anlatırım? Bize iyi bir yurttaş olmayı öğretti. Bize vatanımızı tanıtmayı öğretti. Bize bayrağımızı tanıtmayı öğretti. Ama biz insanız, bizde de var da esasını öğretmeye çalıştı. Bize Atatürk'ü öğretti, tanıttı. Bunları öğretti. Bundan iyi bir şey olamaz. Bize ışık tuttu, buradaki ışık gibi. Yol gösterdi. Onun için hocama sonsuz saygılar, sevgiler sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, ben Kırıntı köyünden Bilaloğlu Rızaydoğan. 1938 doğumluyum. Şu an için 75 yaşındayım. Öğretmenim Niyaz Ivan 1947'de ben 2. sınıftayken gelmişti. Öğretmenim bazı anları anlatacağım. Öğretmenim çok titiz, çok korktuğumu çok sevdiğimiz bir öğretmendi. Bunun bir düdüğü vardı. Sabah düdüğü asıldığı zaman yemek başında olsa sofrada aç karnı okula koşuyoruz. Koşmasak geç kaldı mı dayak başlıyor. Bir günde ben nöbetçiyim. Bana dedi ki, bu da benim teyzemin bey oluyor. Niyaz Ivan. Yani Gülsün teyzem vardı, Allah rahmet eylesin. Bu dedi ki, bu düdüğü al. Yani sen çocuklar üfle, çocuklar gelsin. Ya ben de düdüğü aldım. Oysa benim yerimde demek ki toz varmış. Düdüğe gitmiş, düdük püfü ötmüyor. Düdük ötmüyor, tabii çocukları çağıramıyorum ama şimdi çok öğretmenimden, Niyaz Ivan'dan yiyeceğim dayağı düşünüyorum. Sen niye çağırmadın tabii. Şimdi bir de gittim, tabii gittim önce Bibi diyoruz teyzeme. Dedim Bibi, böyle böyle bir durum var, düdük ötmüyor. Dedi ki gel buraya. Bir baktım lan dedi, sen dedi düdüğü dedi toza boğmuşsun, öter mi dedi. Bana bir şamar vurmadı. Oradan neyse aldı, temizledi, kendi üfürmeye başladı. Çocuklar geldi, birinci anım bu. Evet, ben öğretmenimle ikinci anım. Öğretmenim geldi, üçüncü sınıftayız. Şimdi derste 110-120 çocuk var da tek sınıf. Tek sınıf olduğu için gürültü yapıyorlar çocuklar. Bu da her sınıfa bir başlığını bırakıyor ki bu sessizliği koruyun diye. O günü de ben orada ders verirken bana dedi ki sen bu sessizliği koruyun dedi. Ben de çocuklar tabi aynı arkadaş olduğumuzu beni dinlemiyorlar. Susun dedikçe onlar daha da gürültü yapıyorlar da hemen parmak kaldırdım. Öğretmenim dedim. Buyur dedi. Dedim ya bu çocuklar dedim yerli okuyor dedim. Ne dedi? Sen hızlı demiyorsun diye. Üçüncü yıl bir kitabım vardı. Kalındı. Ben kitabına giriştim. Vur Allah vur. Sen niye hızlı demedin de yerli dedin diye. İyi bildin. Dayak yedik. Burada. Üçüncü anıma gelirse artık 1951 senesinde okulu bitiriyoruz. Beşinci yılı. Öğretmenim bizim bu müdür de öğretmenimiz İbrahim var. Sınıf öğretmenimiz. Hocam böyle miydi? Şimdi biz o şeyden sonra 15 gün şey oldu, sınavlara girerdik değil mi hocam? Bizde de o günü de bizim bu Şiran, Çalan diye bir köy vardı, bizim şehrine bağlıydı da. Burada da bir öğretmen vardı, Mustafa isminde de, soy ismini bilmiyorum, birbiriniz olarak bizim köye gelmişti. Şimdi beni tahtaya kaldırdılar. Çalgan'dan gelen. Çalgan'dan gelen öğretmen. Artık soy ismini biliyorum. Lan bana bizim sınıfta çözemediğimiz soru, benim bir arkadaşım vardı Yeniköy'lü, adı Rıza'ydı da 11'i derdik ama benden ileriydi bu. Hani çok matematikli çocuk vardır da bu soruyu hiçbir tanemiz o problemi çözemedik. Lan tam tahtaya kaldırdım, Mustafa Bey o soruyu bana sormaya başladıydı, benim bacaklarım titremeye başladı. Ben tahtanın, kara tahtanın başına geçtim. Artık öğretmenin anlatmasından mı nedense ben o soruyu bir çözdüm ama sonuna kadar çözdüm. Ama benim bir Niyaz Ivan öğretmenim koşarak beni kapıdan bana bir sarıldı, gözlerinden öpüyor. Sen neymişsin? Bravo sana, senin notların ne peki? Demek ki bir soruydu. Oradan da yırttık. Yani o günü de artık o günü de bizim İbrahim Bal'da artık sınıftan alıyoruz hocam. Bizim onun bir kremhonu vardı. Öyle miydi öğretmenim? Gramofonu çaldı, plaklar, taş plakları çaldı falan da biz o günde okuldan ayrıldık. Tam dersimiz bitmişti. O arada okuldan ayrılırken biz bir de bir kişi geldi. Atanam dedi ki bizim köyden bir çekilen kavga var. Bizim öğrenciler gitti. Benim ayağım burkulmuştu.
O gün işte bizim köyden de o 51'de bir İbrahim şey Halil Bakar diye bir öğretmenimiz şeyi bir arkadaş Bakışı köyden vuruldu, şehit oldu gitti. Anılarım bu kadar. Ben Bayram Altuner, Malatyalıyım. Aşağı yukarı ben Niyazi Bal hocamı 10 yıldır tanıyorum, ailesini. Yani tanıdığıma çok memnun oldum. Onun engin düşüncelerinden faydalandım. Ne bileyim yani beni biraz daha doğru yola sevk etti kendisi. Ben fazla Niyazi hocamdan şey yapamıyorum, fazla bir şey bahsedemem de. Büyüğümüz, değerli bir hocam. Tanıdığıma çok memnun oldum. Yani biz de ailece, yani sadece ben değil, benim ailem olsun, çocuklarım olsun. Yani Niyazi Hoca, ailesine, ne bileyim yine. Ben tanıdığıma çok memnun oldum. Aşağı yukarı bir 10 yıldır bir tanışıklığımız var. Ben daha önce İzmir'de kaldım. İzmir'den giden sonra. Hisarüstü Mahallesi'ne taşındım. Taşındım ve gitmek de istesem de bir tarafa gidemedim. Şimdi buradayız. Ne bileyim, hocamın anlatacağı çok şey var ama hani ben fazla pek fazla şey yapamıyorum, yani, tanıyorum. Kendisini çok seviyorum, ailesini seviyorum. Kendisine uzun ömürler diliyorum. Sağlık, mutluluk diliyorum. Evet, sevgili hocamıza dönmek istiyoruz. Tabii ki sizin okul yıllarınız, öğretmenliğiniz, gittiğiniz köylerdeki insanlar, onların size davranışları, yetiştirdiğiniz öğrencileriniz o ayrı bir söyleşi konusu. Bu söyleşi babında, bu CD babında biz onlara girmeyelim ama sizinle bir başka söyleşi gerçekten yapalım o konularla ilgili. Sevgili izleyenlerimin bilmesi açısından söyleyeceğim. Şimdi Gümüşhane, Şiran gerçekten kırsal kesim olarak nitelendirilen yerler. Fakat oralarda da insanlar var. Oralarda da bir yaşam var. O doğa başlarında zorlukları yenenler var. Hayata sevgiyle bağlı olanlar var. Türk bayrağının altında Atatürk'ün izinde giden insanlarımız var. İşte Şiran'da bir köy. Araştırılması, incelenmesi ve kitap yazılması gereken bir köy, Kırıntı Köyü. İnancını, kültürünü, tarihini olabildiğince doğallığıyla yaşayan, dolu dizgin yaşayan, özüyle yaşayan bir köy Kırıntı. Çünkü 300 yıldan önceye dayanan bir tarihi var, büyük ziyaretleri var, cemleri var, dedeleri var, semahları var, Şiran semahının doğduğu bir yer. Dolayısıyla bu yöre çok önemli. İşte biraz da hocamızın bu yönünü ele alalım bu bölümde. O bir Şiranlı Kırıntı köyünden. Kırıntı Türkiye'de örnek köylerden birisi. Çünkü geleneğine bağlı, geleneğini yaşatan ve gençlerine ve çocuklarına da o aşkı, o sevgiyi verebilen bir köy. Yüzlerce hanesinde sevginin, dostluğun, barışın ve kardeşliğin yumak yumak çoğaldığı bir köy. Ve sevgili hocamıza dönelim bakalım. O çocukluk günlerinden bugüne Kırıntı'da hafızasında kalan insanlar kimlerdi? Oradaki gelenekler neydi? Atalarından, dedelerinden ne aldı? Şu andaki Kırıntı'yı nasıl görüyor? İnsanları nasıl görüyor? Örneğin bir değerli bir öncülerle birlikte bir köy derneği var. Çok geçmişi olan ve önemli bir yer işgal eden. Biraz onlarla ilgili anılarını paylaşsanız. Evet hocam, onları dinleyelim sizden. Evet, kısaca şuna değineyim. Şiran'da önce Kırıntı'da göreve başladım, 10 destur. Kırıntı'daki, Yeşilbük'teki, 7 bölükteki, Akbulat'taki öğrencilerimin hepsinin kulakları çınlasın. Onlara emek verdim. Ölenlere rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlık, mutluluk diliyorum. Evet. Gelelim kendi köyümüze, Kırıntı'ya. Kırıntı'da iz yapan, unutulmayan, halkın sevdiği kişiler var.
Bunlar halkın dilinden düşmüyor. Ali Kara'yı anlatacağım. Buna köyde halk dilinde Kahir'in Ali'si deniliyor. Ali Kara 10 parmağında 10 marifeti olan bir insan. Sazı kendisi yapıyor ve saz çalıyor. Zurnayı kendisi yapıyor, zurna çalıyor. Kemençeyi kendisi yapıyor, kemençe çalıyor. Tenekeciliği var, marangozluğu var, taşçı ustalığı var. Böyle marifetli bir insan Ali Kara. Cemlerde öyle güzel saz çalıyor ki halk duygulanıyor, gözyaşı döküyor. Ali Kara köyün dilinden düşmeyen bir insan. Ona ait de şöyle bir anım var. Kendisinin kemençesini dinleyerek defterime yazdım ama şimdi onu getiremem. Bu Balkan Savaşı'nda bazı türkülerde 140 kız diyor, bazılarında 40 kız. Bulgarlar esir alıyorlar, Türk kızlarını Balkan Savaşı'nda. Bu kızlara büyük eziyet ediyorlar ve hatta tecavüze kadar iş varıyor, büyük zulüm yapılıyor. En son kıtasını zannedersem şöyle, benden selam olsun Sultan Selim'e. İsmail Ağrı doğmuş ve Mustafa Karaçiftçi beyler, sizlere önce günaydın diyorum konuşmalarıma başlamadan. Önce Ulu Önder atamızın en önemli ve en anlamlı aydınlatıcı sözünü dile getireceğim. Mustafa Kemal Atatürk her konuşmasından önce vatan demiştir. Çünkü vatan anadır, ana. Vatanımızın asıl adı da Anadolu. Anadolu için büyük uğraşlar verilmiştir Türk milleti tarafından. Trablusgarp Savaşı 1912, Balkanlar Savaşı 1913, Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 arası, en son da Kurtuluş Savaşı 1919-1922 arası devam etmiştir. 10 yıl az değil. Bu mazlum milletimiz onurlu, vefakar, vatan aşkıyla yaşayan Türk halkı yoksulluk, çile ile yaşadı. Sarıkamış, Balkan, Çanakkale, Kurtuluş Savaşları'nda yarım milyona yakın şehit verdi. Emperyalistler bizi haritadan silmek istediler. Başaramadılar. Çanakkale geçilmez dediler, yenildiler, çekildi gittiler. Kurtuluş Savaşı sona erince Büyük Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, asıl savaş bundan sonra başlayacaktır. Halkımızın uyanması, okur yazar olması, bilinçlenmesi, ekonominin gelişmesi, yükselmesi gerektir. 1927'de yapılan nüfus sayımında 12 milyonduk. Ama ne yazık ki
80'i köylerde yaşayan halkımızın okuma yazmarı, yazma oranı %5 veya %8 gibi idi şehirlerde. Köylerde %1'den yukarı değildi. Çok acı bir tablo idi. Türk alfabesinin getirilişi ile bu sorun çözüldü. 1928'de alfabe kabul edildi. Cumhuriyetin kabulü ve diğer yenilikler sırayla yapıldı. Türk halkının yüzü güldü. Atamızın Samsun, Erzurum yolculuğu, Bandırma Vapuru'nun aranışı, İngilizlerin niyeti, Cevat Abbas'a Büyük Atatürk'ün sözlerini burada kısaca dile getireceğim. 15 Mayıs 1919'da İzmir emperyalistler tarafından Yunanlılara istila ettirilmişti. Ertesi gün 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk zaten daha önceki 6 ay içerisinde planlarını ve programlarını yapmıştı. Anadolu'ya geçmeyi düşünüyordu. Bandırma Vapuru Kız Kulesi açıklarında Mustafa Kemal'ı götürmeye hazırken Mustafa Kemal'a bir haber geldi. Paşam, İngilizler sizlere suikast tertipleyecekler. Mustafa Kemal o zaman şöyle dedi. Ben İstanbul'da kalırsam zaten beni esir etmeye çalışıyorlar. Amaçları o. İstanbul'da kalıp esir olmaktansa vatan yolunda istiklal uğrunda ölmek elbette daha yararlıdır, daha şereflidir. İngilizler Bandırma Vapuru'nda arama yaptılar. Silah araması. Kız Kulesi açıklarında. Ne bulabilecekler? Bandırma Vapuru 43 yıllık bir yaşı var. Köhne bir vapur. Mustafa Kemal'a onu tahsis etmişler. Onunla Samsun'a çıkacak. Yanındaki yaveri Cevat Abbas'a dönüp diyor ki Mustafa Kemal. Cevat, bu İngilizler aptal. Bunlar beyinsiz, bunlar akılsız. Bandırma Vapuru'nda silah arıyorlar. Halbuki biz Anadolu'ya silahla gitmiyoruz. Vatan aşkıyla gidiyoruz. Yurt aşkıyla gidiyoruz. İnsan sevgisiyle gidiyoruz. Milletimizin kurtarıcısı olarak bu yolculuğa çıkıyoruz. Ya istiklal ya ölüm diyerek bu yolculuğa çıkıyorum dedi. Vapur 15.30'da Kız Kulesi açıklarından hareket etti. İstanbul Boğazı'na 4.5 saat sonra girdi. Karadeniz'de 4 günlük çok
sıkıntılı bir yolculuk geçti. Bandırma vapuru ceviz kabuğu gibi Karadeniz'in dalgalarıyla indi kalktı. Evet, Mustafa Kemal çetin bir yolculuktan sonra 4 gün içerisinde Tantuna varabildi. Samsun'da İngilizlerin çıkarmış olduğu birlikleri vardı. Orayı tehlikeli gördü. 5 gün sonra Samsun'un Havza kazasına geçti. Yolda arabası bozuldu. Tekeri çaput doluymuş, hava yoktur. Böyle bir şartlar içerisinde Anadolu'ya geçti. Arkadaşlarına diyor ki, biz yürüyelim, şoför arabayı peşimizden getirsin, onarımını yapsın. İşte dağ başını duman almış marşını bu yürümede söylüyorlar. Söyleyebilir miyim dağ başımı? Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Sesimizi yer göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var, nerede, nerede bu dağlar taşlar. Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Sesimizi göksu dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Evet, bundan sonrasını artık hepiniz biliyorsunuz. Amasya tamimi, Sivas ve Erzurum yolculuğu, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve İstiklal Savaşı'nın başlaması. Evet. Şimdi köy enstitülerini anlatmak istiyorum. Bizim Bulutköy Enstitüsü 1942 yılının Haziran'ında ele alınıyor. Kurucu müdürümüz Ahmet Korkut istimlakçı yapıyor. Okulun toprağını Pulur köyünden alıyor ve Kasım ayına kadar hazırlıklar başlıyor. 1942'nin başında, Kasım'ın başında Pulurköy Enstitüsü açılmış oluyor. Ama okumak için bir bina lazım. Ilıca ilçesinde, Ilıca Erzurum'a 15 kilometre mesafede 4 katlı bir ilkokul binası var. 1942-43 ders yılını burada geçiriyoruz. O zamanki okul mevcudumuz 125. ...1943'ün Haziran'ı geliyor. Artık öğrenci sayısı da çoğalmaya başlıyor. Biz ikinci sınıfa geçiyoruz. Peşimizden gelenler birinci sınıfa devam edecek. Ama barınacak yer yok. Köy enstitülerinden ekipler geliyor. 21 tane köy enstitü var malumunuz. Türkiye'nin coğrafyasına serpilmiş durumda. Her köy enstitüsünden 50 veya 60 kişilik gruplar Pulur köy enstitüsünü meydana getirmek için Pulur'da çadırlara kondular.
herkes kendi binasını yapmaya başladı. Müdürümüz Ahmet Korkut, birinci müdürümüz, kurucu müdürümüz, Allah rahmet etsin, bizleri coşturmak için ilk binamızın temeli atılırken eğildi, sırtına taşları yükletti ve bizimle beraber binanın temeline taş doldurdu. İşte bizde böyle eğitimciler vardı. Bu davayı benimseyen eğitimciler. Köy enstitülerine gönül veren eğitimciler. Öğretmenlerimiz de aynı ruhta, aynı gönülde, aynı bilgideydiler. Müdürlerimiz de. Köy enstitüsü davasını, yani ilk öğretim davasını tam benimsemişler ve yüreklerinde bu sevgiyi geliştirmişlerdi. Birinci müdürümüz Ahmet Korkut bir yıl müdürlük yapabildi, rahatsız oldu ve okuldan ayrıldı. Ondan sonraki hayatını takip edemedim, nerelerde çalıştığını. Kendisi Edirne'liydi. Edirne'de şimdi yaşayan oğlu doktor var, kulakları çınlasın. Babasının ismini yaptığımız için. İkinci müdürümüz Aydın Arıkök. ...1943-1946 ders yıllarında göreve devam etti. Edebiyat derslerine geliyordu. Öğrencilerle bir baba şefkatıyla haşır neşir oluyordu. Erzurum'un iklimi soğuk. Ve yatakhanelerimiz soğuk oluyor. Soba da yansa ısınamıyor. Geceleri öğrencilerin üzeri açılır da hasta olurlar diye o sayın müdürümüz, o güzel kalpli müdürümüz Aydın Arıkök yatakhaneleri dolaşıp çocukların battaniyelerini ve yorganlarını düzeltiyordu. Bu ruhta bir insandı. Nur gölünde yatsın, Allah rahmet etsin. Eğitim ve öğretim de Aydın Arıkök zamanında harikuladeydi, Berkemal'dı. Peşinden Osman Nuri Yalçın müdürlüğe geldi. Peşinden Nihat Salkun. Onların zamanında da güzel günler geçirdik. Uzun sözün kısası, müdürlerimiz bize örnektiler, şefkatle davranıyorlardı. Onlar için her an saygım var, sevgim var. Ölenlerine rahmet diyorum, geride kalanlar varsa sağlık diliyorum. Öğretmenlerimizin bazılarının da isimlerini yapmadan geçemeyeceğim. Birinci müdür muavinimiz, yani eğitim başımız Şakir Gürpınar, Tokatlıydı. Hamit Özmenek, Eskişehirliydi. Şevket Özay, Erzurumluydu. İbrahim Sevinç, Adanalıydı. Hasan Terteli, memleketini bilemiyorum. Binnaz Arıkök, Behrever Korkut ismini hatırlayabildiklerimleri öğretmenler bunlar. Bilemediklerim daha fazla. Şimdi onların isimlerini sayamıyorum. Hepsini saygıyla anıyorum. Thank you.
Evet. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, en önemli davamız ilk öğretim davasıdır diyordu ve demişti. Köy enstitülerini bu sevgiyle adım adım dolaşıyordu. 1943, 1945, 1946 yılında Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti. 21 köy enstitüsünü de böylece bu güzel gönlüyle dolaşıyordu ve enstitülerin 60 adete çıkarılması için de Milli Eğitim Bakanı'ndan rica etmiş. Fakat ne yazık ki köy enstitülerinin karşısında engeller vardı. O İsmet İnönü'nün o arzusu yerine getirilemeden biliyorsunuz köy enstitülerinin sonu hüsran oldu. Amacımıza kavuşamadan, amacımıza erişemeden, meyvelerimizi tam toplayamadan köy enstitülerine kilit vuruldu ve kapatıldı. Ama köy enstitülerinden o 10 sene içerisinde 20 bine yakın idealli, memleketini seven, coşkulu, köyünü seven, köy halkını seven öğretmenler yetişti. Sağlık memurları yetişti. Bunlar hep köylü çocuğu olduğu için köyün dertlerini biliyorlardı. Köyün sorunlarını biliyorlardı. Çünkü köyün çamurlu yollarından geldik köy enstitüsüne ve orayı unutamadık. Bu amaçla yetiştirildik. Bu eğitimle eğitildik. Biz ders kitaplarının haricinde klasikleri okuyorduk. Başka kitaplar okuyorduk. Özetlerini okul yönetimine veriyorduk. Okuma alışkanlığı bize verilmişti. Yurt sevgisi verilmişti. İnsanlık sevgisi veriliyordu. Okullarda böyle bir coşku vardı köy enstitülerinde. Enstitümüze yakın köylerde okul yapılırken halinde gidip o köy okullarının yapılışı için yardım ediyorduk. Öyle bir amaç vardı. Okulumuzun suyu yoktu. Yakınında Balıklı Köy diye bir köy var. 3 kilometre. Bulur köy enstitüsüne. Biz kazmalarla, küreklerle sıraya dizildik. 3 kilometrelik yolu açtık ve suyu okulumuza getirdik. İşte köy enstitüsü bu. Biz hazıra konmadık. Ziraat alanlarında sebzemizi kendimiz yetiştirdik. Hububatı kendimiz yetiştirdik. O ürünlerden faydalandık. Devlete güç olmadık. Sanat bölümlerinde demircilik vardı, marangozluk vardı, yapı ustalığı vardı, dokumacılık vardı. Bunların hepsi üretim yapıyordu. Devletimize fazla yük olmuyordu. İşte biz böyle yetiştirildik. Köylere vardığımız zaman da köydeki okulun onarımını yaptık. Öğrencilerimizle beraber badanasını vurduk. Noksanlarını tamamladık. Yüzümüze gülen bir dershaneyle göreve başladık. İşte köy enstitülerinde ruh bu idi. Hazıra konmak diye bir şey yoktu. Eğitim, öğretim bu seviyedeydi. Bizi de böyle yetiştirdiler. Çok coşku vardı. Yakınımızda bir askeri birlik vardı. Bu askeri birliğin önünden geçerken
Harbiye marşını söylüyorduk. Beden eğitimi öğretmenimiz ve askerlik öğretmenimiz eşliğinde. Yüz senedir harbiye bu orduya şan verir. Yüz senedir harbiye bu orduya şan verir. Çıkardı dehalar semalara yükselir. Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmezdi cahbanıyız. Cehennemler kudursa ölmezdi cahbanıyız. Yaşa var ol harbiye, yıkılmaz saadetinde. Göklerden gelen bir söz sana ne diyor dinle. Göklerden gelen bir söz sana ne diyor dinle. Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmezdi cahbanıyız. Namık Kemal'ın bestelenmiş olduğu onun şiirinden meydana gelen bir marşımız vardı. Başka bir aşk istemez aşkınla çarpan kalbimiz. Başka bir aşk istemez aşkınla çarpan kalbimiz. Ey vatan, gözyaşlarım dinsin, yetiştik çünkü biz. Ey vatan, gözyaşlarım dinsin, yetiştik çünkü biz. Altıda bir, üstüde birdir yerim. Arş yiğitler vatan imdadına. Ey vatan, gözyaşlarım dinsin, yetiştik çünkü biz. İsmet Paşa'yı Ilıca İstasyonu'nda karşıladık. 12 Eylül 1946. 1500 öğrenciyiz. Tren durdu. Mevfibe Hanım ve İsmet Paşa o nurani yüzleriyle yanında paşalar pencereden bizi selamlayarak gülümsediler. Trenden indiler. Elini Bayburt arkadaşımız Muzaffer Özer'in omuzuna koydu İsmet Paşa. Kısa kısa sorular. Öğretmenleriniz sizi seviyor mu? Size nasıl davranıyorlar? Müdürünüz nasıl davranıyor? Yatak çarşaflarınız kaç günde bir değişiyor? Yemekleriniz nasıl? Bizi ayak üzeri gönlümüze almaya çalışıyor. Biz burada aynı yolda, aynı yolda, aynı ermek, gönüllerde tek bir dilek. Aynı yolda, aynı emek, gönüllerde tek bir dilek. Türk köyünü önde görmek, Türk köyünü önde görmek. Engelleri aşıyoruz, ülkümüze koşuyoruz. Engelleri aşıyoruz, ülkümüze koşuyoruz. Bu yurdun oğlu kızı, atamızdan aldı kızı. Bu yurdun oğlu kızı, İnönü'nden aldı kızı. Başarırız kavgamızı, başarırız kavgamızı. Engelleri aşıyoruz, ülkemize koşuyoruz.
engelleri aşıyoruz. Ülkümüze koşuyoruz. Tren hareket etti. O gece Erzurum'da kaldılar. Ertesi günü Erzurum valisi yanında olmak üzere kolordu komutanı ve diğer paşalarla beraber köy enstitüsüne geldiler bizim buluna. Yemeği bizimle beraber yerdi. O güler yüzüyle, o nurani yüzüyle gülümseyerek bizimle içli dışlı olarak yemek bittikten sonra yine marşlar, türküler devam etti. Böylece güzel de bir konuşma yaptı, bizim gönlümüzü yaptı. İşte İsmet Paşa böyleydi. Köy enstitüleri buydu. Köy enstitülerinden çok cevherler yetişti. Mahmut Makallar, Fakir Baykurtlar, Mehmet Başaranlar, şimdi ismini hatırlayamadım, çok arkadaşlarımız. Bu cevherler köy enstitülerinin yüzünü güldürdüler. Eğer köy enstitüleri açılmasaydı, köy çocukları köylerde okumaya çalışırdı ve o cevherler sönüp gidecekti. Bugünkü seviyeye dahi ulaşamayacaktı. Ama köy enstitülerinin kapalışıyla çok şeyler kaybettik. Türkiye'miz bugünkünün çok farkında olacaktı. Ne yazık ki köy enstitüleri yaşatılmadı. Sözlerime son veriyorum. Sizleri selamlıyorum. Ben Niyazi Baloğlu Naci Bal. 21.10.1950 doğumluyum. 30 sene devlete sağlıkçı olarak hizmet ettik ve emekli olduk. Ve topluma her şeyiyle hizmet ettik. Halen de ediyoruz. Görevimiz Kırıntıköy Derneği'nde devam etmektedir. Kırıntıköy Derneği 1990'da kuruldu. Kurulduğu tarihten bugüne kadar hep içerisinde üye olduk, yönetici olduk. Halen de devam ediyoruz. Çok güzel hizmet ettik Kırıntıköy'üne bu dernek vasıtasıyla. Kırıntıköy'ünün yollarını, kanalizasyonunu, ağaçlandırması, PTT santralı, trafoların değişimini, her şeyiyle bu dernek üstlendi ve çözdü olayları. Halen de bu çalışmalar devam ediyor. Bütün köy halkının her şeyiyle teşekkür ediyoruz. Hepsini büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler. Ben Nazire Aydın, Niyazi Bal'ın kızıyım, ortanca kızıyım. Önce bu koltuğun sahibini, annemi, rahmetli Raziye Gülsüm Bal'ı anarak başlayalım. Anneciğimin ruhu şad olsun. Babamla beraber bizi gerçekten iyi insanlar olarak yetiştirdiler, gayret ettiler. Yani bunda da başarılı oldular sanıyorum. Babamın bize katkıları çok büyük, her alanda. Okumak, insani olarak görevlerimizi yerine getirmek topluma karşı. Ben daha ilkokul 2'deyken Cumhuriyet, Milliyet ve Akşam gazetelerini babam getirirdi. Çetin Altan'ı ben o zaman okurdum. İlhan Selçuk'u okurduk. Sonra büyük bir Fakir Baykurt hayranlığı yaptı bize. Önce Cumhuriyet Gazetesi'nde Fakir Baykurt'un romanları çıkardı. Onları mutlaka getirir, mutlaka dizi halinde okuturdu. Ve inanılmaz şekilde bize okuma alışkanlığı kazandırdı. Sonra işe girmemizde bizi çok yönlendirdi. Belki babamın istediği düzeyde okuyamadık ama çalıştığımız alanlarda babamı mutlu ettik sanıyorum. Yani babama katkıda bulunduk. Onun katkılarıyla tabii. Bu sene köyde 2 ay kaldık Kırıntı'da. Babamın öğretmenlik yaptığı köylerde babama verilen değeri, duyulan saygıyı gördükçe yani göğsüm kabardı bir evladı olarak. Bir insan olarak inanılmaz şekilde duygulandım. Hele de Erzurum'da köy enstitüsüne gittiğimiz zaman orada babamın duyguları, bizi karşılamaları, gelinimiz Sebat, işte eşim Yakup, oğlum Can Değer hepimiz ya şaşırdık. İnanılmaz bir duyguydu. Hala da yani etkisindeyim, onu asla anlatamam. Ne diyeyim, babam bize yakın Civrişon köyü var. Orada babamların evine gelen ustanın küçük kızı.
Babama hep Niyazi Hoca derlermiş. Şimdi babam beni affetsin. Tabii kız bunu duydukça babam bir gün cıvırış ona gidiyor. Kapılarını çalıyor, küçük kız açıyor. Babama demiş ki, hoş geldin Niyazi Hoca. Ben de babama diyorum ki, babacığım iyi ki biz senin evladınız, iyi ki hayatımızdasın, hoş geldin.